Dedem rüyasında bir e, aksakallı bir dede görmüş. Bu bebeğin adını Peri koyacaksın demiş. Annem de ben Nil düşünüyorum, Alize düşünüyorum, başka bir isim düşünüyorum demiş. Sonra da babam ortayı bulmuş demiş ki Nil Peri. Evet, a, makyaj yapmayan annem. Çok karşı öyle şöyle. Hadi. Yok, yok. Iyi. Hani tam böyle insanın çıldırıp kopmak istediği zamanlar ve yani hep böyle yine okul ev, okul ev. Ben hala şeyimdir, çok düzenliyimdir, planlı programlıyımdır. Benim dışındaki herkes <laughs> çok daha rahat benden ama çok küçüğüm ama yani 3 yaş. Hiç savunma yapma oku. Hava rengarenk, çoğalmış yıldızlar. Sarhoş oldum sarhoş, bu güzellik nerede var? Çimenler yemyeşil, fışkırıyor sular. Gökyüzü masmavi, Allah'ım bu güzellik nerede var? <laughs> Çocukken hepimizin severek söylediği bir tekerlemedir. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. <laughs> Tabii o bizim yanımıza gelip oynayamaz ki. Aslında Arap kızı denilen Afrika'dan İstanbul'a getirilen karatelinin insanların çocukları. O bir kölenin çocuğu. Yani sokağa çıkıp seninle birlikte oynayamaz. Bilmeden bir neşeli tekelemeye dönüştürdük o penceredeki kara tenli çocukların yüzünü. Afrika. Cemal Süreya da şöyle der Afrika şiirinde. Afrika dediğin bir garip kıta. El bilir, alem bilir. Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in hala eskisi gibi çizilir haritalarda. İşte Afrika'nın bu kara kıtanın batı ucunda. Senegal'ın Dakar kentinde dünyaya gelen bir çocuk. O çocuk Nilperi Şahinkaya. Hoş geldin sevgili Nilperi. Yani düşünürken nasıl sunarım bu başarılı genç oyuncuyu diye. Şu i̇şte aklıma böyle bir görüntü geldi. Yani doğaçlama yaptım bunu. Çok güzel oldu. Sen de biliyor musun o tekerlemeyi? Sizin ee, kuşakta söylüyor muydu? Biliyordum ama bu kadar acı bir gerçek olduğunu bilmiyordum. Trajedi aslında. var değil mi evet, aslında? Evet, var. Ne bilelim, Arap kızı, Afrikalı. Gerçi aslında evet Afrika'da doğdun ama pek orada kalmadınız. Pek kalmadık evet. 6 ya da 8 aylıkken yani artık aylık bebekken Düsseldorf'a geçmişiz Almanya'ya. Ee, sonra da 3 yılda orada yaşamışız. oralar bende pek yok. Yani videolardan falan. Sonra hiç gittin mi Afrika'ya? Hiç gitmedim ama babamla birbirimize sözümüz var. Beraber gideceğiz. Bir Baba gün. kız birlikte. Baba kız evet. Afrika'da. Dakar'da, Dakar'da çok doğduğun yeri görmek nasıl olur acaba? işte çok bilmiyorum nasıl bir his olacak. Ben de çok merak ediyorum. Ama giden herkes çok met ediyor. Siz gittiniz mi mesela? Ya yani gittiğim yerler var ama Afrika denilen o asıl Afrika yapan bölgeyi çok iyi bilmiyorum. Hı. Hani orta Afrika. Hı hı. Mesela Güney Afrika çok artık turistik bir yer haline geldi. İyi oldu. Evet. Kuzeyi zaten biliyoruz ama Orta Afrika, Afrika derce aklıma orası geliyor. Aslında Batı kıyıları da yani Aktasok Okyanusu kıyıları da çok ilgimi çeker benim. Evet. Peki senden konuşacağız. Dur bakalım. Sen çok yer gittin, gezdin. <laughs> evet. Şimdi yani Afrika'da doğuyorsun. Almanya'ya gittim diyorsun. Almanya'ya gittim. Neden? Evet. Ee, baba görevi. babamın görevinden dolayı. Babam diplomat. Diplomat, çok ee, değerli bir diplomat. Çok, Levent Şahinkaya, Levent değil mi? Şahin Evet, çok teşekkür ederim. Ee, onun görevinden dolayı ben bütün çocukluğum boyunca gezdim 15 yaşıma kadar. Ee, önce e, kronolojik olarak Almanya'ya Almanya evet, gitti. Dur şimdi Değil mi? dünya Çok... turu. <laughs> Dün bir perişan 80 günde devrane. <laughs> <laughs> evet o bir. Afrika. Afrika Almanya Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf'ta kaç yılın geçti çocukluğunu? 3 ee, yıl. Hmm. Hmm. Burada bir şeyler hatırlayabilirsin galiba. Ya buradan e, hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum evet anlatabilirim. Özellikle hani videolardan falan da e, izledikçe hatırlıyorum. E, çok ya mutlu bir çocukluğum vardı. Daha çok evin içini hatırlıyorum. Ondan sonra annem beni e, hep böyle kameraya çekerdi. İşte e, kostümler giyerdik, işte giydirirdi, süslerdi. Sonra ben çok taklitler yapmayı severdim. Mesela onları videoya çekerdi. İşte e, Dans ederdim mesela. şimdi oradan başlıyor. Tabii oradan başlayacağım. Düsseldorf. De... Tabii tabii. Tamam o zaman yani oyuncu bir anne var. Değil tabii, mi? tabii. Kızını şöyle, ne bileyim, o döneme ait kıyafetlerle giydirip, süsleyip, belki biraz makyajla yapan... ona küçük küçük roller veren... Evet, ama makyaj yapmayan. Annem çok karşı <laughs> öyle şöyle, Hadi, yok, yok. Iyi. Makyaj yapmazdı ama... işte süslenirdim, püslenirdim, işte yok lambada yapacaksam, dans edeceksem, yani, özel lambada eteğim vardı falan. Şey olamadım, hani böyle kız çocuklar hep böyle annesinin makyaj malzemelerine özlenir de gizli gizli... <laughs> evet, gizli gizli yapardım. Ah, güzel, <laughs> tabii gizli <laughs> Demek <ki> gizli. <laughs> Yapardım. Ama bazen de babamın ayakkabılarını giyip, işte babamın şapkasını giyip... böyle birden sürpriz yapıp salona gelirdim. Bazen de babam olurdum yani. Kostüm giymeyi seviyordum. işte o zamandan... bir oyunculuk... Çok sevdası varmış. Çok önemli. Değil Çünkü mi? biz de böyle sanatçıların hayatları, otobiyografiler ortalığa... koyulurken... bizden söz ediyorum. Çocukluğu hep böyle es geçilir, Çok küçük. Hı hı. Bir iki... böyle... Bir iki sözcükle geçiştirilir. Oysa ki her şey orada biliyor musun? Gitmedim. Kesinlikle. Bak şimdi o yılların 90'ların başında Almanya'nın bir kentinde bir evde bir kız çocuğu, annesinin anne de çok önemli burada tabii ki, elinde kamera ve onun karşısında oyunlar oynuyor. Evet evet. Hatta e, mama sandalyesinde annem bana mimik çalıştırırdı. Yani bilmeden oyun olsun diye. İşte, i̇şte mutlu ol kızım derdi ben daha ya aylığım böyle mutlu olurdum. Sonra işte kız kızım derdim hmm yapardım falan. Pandomim. Daha ne pandomim daha o zamanlardan annem en iyi öğretmenim oldu o yüzden oyunculuk anlamında. Anne zaten çok yetenekli bir yazar onu da konuşacağız ileride. Çok sağ ol. Yani ben yazmasını çok beklediğim istediğim insanlardan biri ama birazcık şey kaçıyor galiba birazcık tembelliğe kaçıyor konuşacağız onu. Evet Peki. onu siz söylersiniz belki yazar. Peki sevgili Nilperi Almanya'da sonra babanın görevinden dolayı düsseldorf'tan nereye geçiyorsunuz? biliyorsunuz aralarda hep merkeze Tabii, geri Türkiye dönüyoruz. Gelip, evet. Aynen. Iki yıllığına Ankara Ankara'ya geldik sonra. Henüz de okula başlamadın ee, ama değil kreşe mi? kreşe başlamıştım. Aslında yani çok küçüktüm. yaşıtlarım değildi. Benden daha Hı. olgun, şey Büyüklerdi. yaşı daha büyük çocuklarla evet. kreşe gitmek zorunda kaldım. Çünkü annem de mecliste çalışıyordu o zamanlar. Hı. Ee, orada dışişleri uzmanıydı. Babam da çalışıyordu. E dolayısıyla beni kreşe bırakmak bırakmak zorunda kalıyorlardı. Öyle bir kreş deneyimim var yani. Ee, benden daha büyük çocuklarla sosyalleştiğim, e, oraya da gelinlik falan giyip böyle yine kostümlerle kreşe Çok gittiğim e, zamanlar kareler hatırlıyorum. Çok komikti yani. Peki sonra yine bir rüzgar savuruyor sizi. Evet. Diplomat olmak hiç kolay değil. Soluğu nerede alıyor? Soluğu bir Paris'te yapmada... aldık. Oo. Mis gibi Paris'te Aman aldık. Evet. Paris'te harikaydı. Ee... Orada kaç yıl kaldınız? Orada Epey. 4 yıl kaldık. 9 yaşıma kadar oradaydım. Hmm. Ee... O zaman bir dakika dur, bu çok önemli. Yani okula evet. orada başladın değil mi ilkokula? Evet, Okulu orada başladım. Dil Ve... sorunu nasıl çözdün? Ay yani çok zordu Sunay Bey gerçekten. Ben şunu hatırlıyorum, o travmatik bir an. Ee, sınıfa girdik herkes bir dil konuşuyor ve ben bilmiyorum hangi dil olduğunu ama öğretmen de annem babama demiş ki hemen öğrenir çocuk olduğu için. Hemen bir öğrenir. Bir de çocuğa sorsalar değil bir mi? De çocuğa Hep sorsalar? Öyledir. Hemen öğrenir. Çocuk kolay öğrenir. Yapma. Travma. Ve o an hatırlıyorum. Bilmediğim bir dil konuşuyor herkes. Annem babam gidiyor. Beni sınıfa kadar bıraktılar. Yürüyüp gittiklerini görüyorum. Eyvah. Ben neredeyim? Ben buraya ait değilim. Herkes yabancı. Yani o yabancı olma hissi vardı. Çok hiç kolay değil. Çok zor. Yani hüngür hüngür ağladım hatırlıyorum bütün gün. Çok kolay. Peki orada sonra dili çözdün, okula devam ettin. Bir e, hani şu var senin hayatında. E, anne babayla bir operete gidiyorsun ve çok evet. etkileniyorsun. Evet. O Paris mi yoksa başka bir kent mi? O, o Paris'teydi. O Paris'teydi. Eee Garnier Sarayı'nda. Ee, değil mi? Opera Garnier Operası. Evet, tabii evet. tabii orada. Oraya götürmüşlerdi. Ama kaç yaşındaydım? Sanırım işte 9 yaşlarımdaydım. Orada bir operete gittik. İşte baleye giderdik, operetlere, opera'lara falan çok giderdik. Ama bu da bu da, bu da çok önemli. Çok. Yani senin bu sanatçı kimliğinin gelişmesinde Paris'te anne babanın sürekli olarak baleye, işte sahne sanatlarına ilgi göstermesi sendeki o 3 yaşındayken kostümler giyip... Oyun oynayan kızın içindeki sanatçı kimliği geliştiriyor, besliyor. Kesinlikle öyle. Yani yüzde yüz katılıyorum. Çok önemli. Ee, ve orada operette de... Şeyi hatırlıyorum. E, o dekoru... O kostümleri, o ışıkları... yani Çok özenilmiş e, bir, bir, bir atmosfer vardı ve... Büyülendim. Gerçekten büyülendim. E, o operette. Ve dedim ki ben orada yaşamak istiyorum. Ben Güzel. orada o dünyada yaşamak istiyorum. Nasıl Güzel. olur bu? Oyuncu olacağım. <laughs> Bunu orada hissettim. Bir <laughs> orada evet ben oyuncu olacağım dedim. Ama lakin babanın görevi gereği Paris'te bitti ve geri mi döndünüz gene? Ee, evet Paris bitince yine Ank Ankara yaptık tabi Yine Ankara'ya döndük iki yıllığına. Şimdi çok önemli biliyor musunuz? Yani bir diplomatın kızı, sanatçı kızının ortaya çıkışında diplomatların zor hayatının ki buna eşleri de dahil hiç kolay değil. Ee, senin yaşadığın bu gelgitler aslında çok büyük bir kırılmalar. Hı Yani düşünüyorum senin yerine. Dil öğrendiğin, tamam burada okuyacağım. Dört yıl tamam o kültürü de aldın. Sonra birden bile yine evet. Ankara'ya. Ankara'da de Gaulle'e e gittim. Şaldogol, e, Fransa bildiğin için? Tabii. Tabii doğal olarak. E, oradaki Fransız okuluna gittim. E, Orada işte ben bir yandan da hatırlamaya çalışıyorum. E, iki, tabii iki yıl kaldık. Tabii o kadar çok gelip gittiğin gibi. değil mi? Evet, Hayatın. evet. Çok karışık. Her şey çok karışık. Kaç Onun dil da... biliyorsun? E, Fransızcam çok iyi, İngilizcem çok iyi. E, Almanca, İtalyanca iyiydi Bilginiz. ama artık yıllar içinde eridi. Bak bütün o geldikler içinde. aslında ne güzel bir şeye dönüştü. Bilgiye dönüştü, dönüştü değil mi? Dil bilgisine. Dönüştü. 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 Bir de yani uyum sağlamamı da sağlıyor hayatta. Yani her şeyi gördüğüm için, her ortama girip çıktım. Her türlü kültürden, her çok türlü bakış açısından insanlarla bir arada bulundum. O yüzden sanırım mesela oyunculuğuma da çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yani o farklı karakterleri hani bir okumada anlıyorum hemen o o şeyinin hani hayata nasıl hangi pencereden bakıyor, ne hissediyor hemen anlayabiliyorum çünkü bunları hep çocukluktan bir sürü insanla tanışa tanışa göre göre zaten onları böyle bir emdim diyebilirim yani içimde çok var. Iyi. Peki ne hissettin Ankara'ya gelince yani şimdi Ankara bir Paris'ten o renkli o sanatın başkenti bence Paris evet. Hı -hı. ki aile de sanata duyarlı. Hı -hı. Gerçi Ankara'da gerçekten Cumhuriyet'in kurmuş olduğu Ankara'da da çok güzel bir sahne seyircisi var. Teatroya, evet, tiyatro. operaya, baleye meraklı evet. bir seyirci var. Evet. Ankara'daki hayatında neler hissettin? O geçişte uyum sağlayabildin mi? E, uyum sağlayabildim çünkü e, Türkiye ben Türkiye'yi çok seviyordum. Bir an önce dönmek istiyordum. Annem babam da öyle insanlar. E, onlar da hep çok met ediyorlardı. İşte Türkiye şöyle böyle orada çok e, mutlu olduklarını da görüyordum onların. O yüzden e, pek öyle bir eksikliğini hissetmedim o. Fransa'daki sanat dünyasının hı, hı, eksikliğini hissetmedim. Zaten o yaşlarda okul mokul derken ödevler, daha... ödevler arkadaş grubu. Evet. Aynen öyle. Yani bütün hayatın okul ve sınıf arkadaşlarım olduğu için çok da bir bir eksiklik var burada diye hissetmedim. Şerdegöl'de, Ankara'ya bu girişinde, Paris'ten girişinde ne kadar okudum? Sonuna kadar bitirdim yoksa yine bir Yok, Avrupa oldu. Mu? Yine bir Avrupa oldu. Bir de 4 yılına İsviçre'ye Berne gittik. Aa, <laughs> Bitmedi. Bak, Berne çok severim. Berne sever misin? Çok. Sen sevmez misin? Şöyle ki, Sevmeyenlerden misin? Hayır, şö şöyle. <laughs> Bern çok güzel. İsviçre zaten başlı başına evet. çok güzel. Ama e, yani çok sıkılıyordum. Çok evet, sıkıldığımı hatırlıyorum. Çok, çok küçük. Yapacak hiçbir şey yok bir teenager olarak. <laughs> hani tam böyle insanın çıldırıp kopmak istediği zamanlar ve Hayır yani hep böyle yine okul ev okul ev. Peki ee... şimdi İsviçre'ye Bern'e geldiğinde orada hangi dil ber Alman ben... Çok... kantonundan mı İsviçre'li Alman kantonundaydı evet. ve. Flamenkçe gibi böyle değişik bir... Farklı bir dil değil mi? İsviçre Almancası. Aks aksanıyla. Böyle Rüse falan diye konuşuyorlar. Çok değişik. Peki orada okulu... Hangi okul? Orada Almanca? Fransız okuluna gittim. Fransız okuluna gene Tabii. Güzel. Fransız okulun... Hep Fransız okuluna gittim Güzel. ben. Yani orada başladım, o şekilde bitirdim. Ee, ama onların dilini hiç öğrenemedim. O İsviçre'lilerin, Berne'lilerin dilini öğrenemedim. Farklı bir şey değil mi? Peki oradaki sanatla ilişkin nasıldı? Ee, orada orada, erişkim... Henüz pek daha yoktu. böyle hani okulda bir tiyatro, bir oyun. Hah, çok güzel vardı. hatırlattınız da, İyi ki varsınız şu an. Çünkü ben orada tiyatro atölyesine katıldım. Güzel. Dediğiniz gibi doğru. Ortaokulda ilk tiyatro atölyeme katıldım. Orada ben de yani. Ben de e, Fransız okulunda Fransızca bir oyunla e, sahneye çıktık sene sonunda. E, ve ilk de işte annemi babamı da tavlamaya çalışıyorum tabii o zamanlar. Yani bakın ben oyuncu olacağım, çok da iyi bir oyuncuyum diye çok çok heyecanlanmıştım o gün. ilk defa beni izle izleyeceklerdi sahnede ve o oyundan sonra annem de babam da ya kızım sen gerçekten iyi bir oyuncusun. <laughs> Hele babam yani babam çünkü çok şey belli etmez bir şey beğendiğini. Sen tamam yani ya bizim kız bayağı iyi oyuncu Meltem diye anneme dönüp böyle söylediğinde Tamam dedim yani. Gerçekten ben iyiyim. Çok en mutlu olduğum anlardan biriydi o. Çok önemli o an. Çünkü anne babanın gözünde... hep evin içinde hani çocuktur, oynar ya, kıyafetler giyer, roller yapar. Yani... bu algıdaki Nilperi birdenbire sahnede... kendini... Evet. geleceğin başarılı bir oyuncularından biri olarak ilk kez orada gösteriyor anne evet. babaya. Evet. Orada anne babaya yani onların beğenmesi dünyadaki en önemli şeydi benim için. İşte o o iğnene başka hiçbir şey koyamayacaksın ileride, biliyor musun? En büyük ödülleri alsan da... Değil mi? Gerçekten... O berdeki sahne... Evet. Oradaki anne var mutluluğu... Ay evet, çok başka. Şey. Yani insan anınca bile böyle bir... içi... vurkuluyor. İşte. Ee, Peki, bitiyor. Ben de bitiyor. Hadi bu sefer... E, diplomat Levent Bey... nereye gene? Yine Ankara'ya Ankara döndük. Yine <laughs> geldik Ankara'ya. <laughs> ee, şimdi Ankara'ya döndük. O sırada annem babam boşandı. Hı hı. Ee, biz annemle... Kaldık artık hani Türkiye'de devam ettik. Babam evet. yine yurt dışına evet gitti. Evet bey, yani. Diplomat. Başarılı evet. bir diplomat. Sürekli olarak hep bir yerlerde. Evet, evet. O bir yerlere gidip gelmeye devam etti. Şu anda da Cibuti'de kendisi. Ee, şöyle, lise başladı benim. Lise yıllarım başladı Ankara'da. Ee, çok da... severek döndüm... ...Türkiye'ye. Şaldagol'dasın. Şaldagol'dayım yine. yine. Aynen Şaldagol'un lise... ...şey zamanındayım. Tiyatro? Tiyatro. Şimdi en önemli yere geleceğim. Oğlunuz Ali Ozan'la da orada tanıştık hatta. Evet. Ali Ozan Akın'la. E, liseler arası hatta uluslararası bir çok Tevfik önemli. Fikret'te Tevfik Doğ diye... bir şey vardı, yarışma vardı. Geleneksel, festival, geleneksel. Yapıyoruz. Çok önemli. Evet. Yani bu organizasyonlar da çok önemli. Kesinlikle olmalı. Çünkü o kadar umut veriyor ki öğrencilere. Benim de orada iyice kendimi keşfetmemi sağlayan ve bana özgüven veren bir organizasyon oldu. Ki bu arada şunu söyleyeyim, Fransızca ile eğitim yapan bu Frankofon okullarında tiyatro çok çok önemlidir. Evet. Yani hani evet. okullar arası böyle basketbol spor müsabakaları gibi onlar tiyatroya çok önem verirler ve gerçekten ben pek çok oyun seyrettim. Harika oyunlar sahneye koyuyorlar. Değil mi? Hepsi de çok evet. çok iyi gerçekten. iyi bir tiyatro festivali oluyor. Evet evet. Gerçekten özeniliyor. Yıl evet. kaçtı? O yılı Kaçtı? <laughs> 2000... 2000, oradan hemen böyle, 2006 mıydı? Su, sufle bir kopya Sufle. Geldi. Evet. Ali Ozan'dan geldi Ozan'dan, sufle. Evet. 2005, 2005. 2005'ti. Oyuncak Müzesi yeni, yeni açılıyordu. Açılmıştı galiba evet. Ha, 2005. Evet. İşte o o, o dönemde e, Ali Ozan'la da orada tanıştık zaten. O festivalde tanıştık. Herkes e, oyun koyuyordu ve oyununu sergiliyordu ve ödüller dağıtılıyordu. Çok güzel yapıl el yapımı güzel ödüller dağıtıyorlardı. Ben en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldım ilk sene ilk katıldığım sene. Ali Ozan da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ve bizi burslu Fransa'ya yolladılar. Yani. Evet. 10 günlüğüne, Paris'e Paris, ve Avignon. Ha, Avignon, Avignon. Evet, doğru, pardon. Tam Avignon festivalleri oluyor ya. Ünlü, ünlü festivalleri. Evet, Tabii. tam o dönemde getirip bizi oraya gönderdiler. Yani bu evet. müthiş bir, ya müthiş bir ödül. Harikaydı, değil mi o genç yaşta? Nasıl Harika, evet. Onlar ediyorlar insanları. Ama yani siz de hak ettiniz, yani çünkü o kadar <laughs> e, kolay değil o oyunda o ödülü almak ve arkasından böyle bir şekilde. E, bilginizin, görgünüzün artırılması için evet. çok önemli Avignon Festivali'ne göndermek. Evet. Aslında bu yapılabilir. Bu Türkiye'nin diğer bütün okullarında. Hı -hı. eğitim politikalarında. Sadece Avignon değil, dünyada tiyatro festivalleri yapıldığı pek çok yere yetenekli genç insanlar gönderilebilir. Evet. Keşke. Kesinlikle yapılır. Bundan sonra yapılacak diyor bu Evet. Şu noktadan <laughs> itibaren yapılacak. <laughs> ee... Sonra işte orada da o Her ödül oyunda o ödülü kazandığını hatırlıyor musun? Ay maalesef hatırlamıyorum. O kadar çok oyunlar birbirine girdi ki şimdi evet, senle girdi. Çünkü çok üç... çok... sonraki yıllarda da katıldık başka oyunlarla. Evet, evet. Ee, hep bir sürü oyun var. <laughs> yani evet. hepsi karışık şu an. Peki yani orada Avinyo'ya gidince kendini nasıl hissettin? Yani ya şu işi tamam ben bu işi yapacağım dedim. Dedin, değil mi? dedim. Çok önemli. Dedim, kesinlikle dedim. Ben bu işi yapacağım. konservatuvara gireceğim. Ee, babam o zamanlar çok emin değildi. Yani bizde çünkü... Sanatçı işte ressamlar vardır ama hani sahne sanatlarından nasıl olur yapabilir misin kızım kendi ayaklarının üzerinde durabilecek misin ömür boyu oyunculuk yapıp ülkemizde, e, ülkemizde sanatçı de... olmak isteyen çocukların anne babaların kaygıları, kaygıları. Hep aynı. evet çok haklısınız ya yani o da çok kaygılandı. hatta beni Galatasaray Üniversitesi'nin sınavlarında soktu yani evet. bir bir gir bak bir de şunlara bak diye ben de girdim Kazandığım bölümlerde oldu. Ama sonra babamı ikna ettim bir şekilde. Yok baba dedim. Ben konservatuvar istiyorum. Öyle mutlu olacağım. Başka türlü mutlu olamam dedim. Ve şunu oturup düşündüm. Çok ciddi anlamda şunu düşündüm. Yani ben zar zor geçinirsem bile oyunculuğu oyunculuktan mutlu olur muyum? Sırf oyunculuk. Çok önemli ama. Evet, bunu sordum kendime. Ve cevabım %100 evetti. Hiç tereddüt etmeden evetti. Çok iyi. Hani Peki sonra üniversite konservatuvar hangi üniversite? Ee, şey Bilkent. Bilkent çok güzel. E, müzik ve sahne sanatları. Müzik sahne sanatları çok iyi. Bölümü. E, oraya da girdim. 4 yıl okudum. İşte kaç yılında? 2006 yılında girdim. 2010 yılında mezun oldum. Güzeldi, çok güzeldi Bilkent. Çok memnundum gerçekten. Hocaların şöyle Hocaları. aklında şöyle kalan hocalar şu beni çok etkiledi ee, bize Lemi Bilgin gelip giderdi. Cüneyt hocam. Gökçer bile ilk Cüneyt üç hocam. ders geldi. ki çok güzel. Tekerlekli sandalyedeydi o zamanlar. Çok şanslısın. Evet en azından gördük yani. Ö önemli, çok önemli. Yani Cüneyt Gökçer'le bir saat... bir ömre bedel tabii, bence yani. Tabii tabii <laughs> aynen öyle. Çok başarılı... E, yabancı... hocalarımız vardı işte. Hmm. E, Gia Andant Andantse... falan. Evet. On onları hatırlıyorum. Onlar işte Rus ekolünden... Gürcülerdi ama Rus ekolünden çok iyi... bizi yetiştirdiler. Onlar çok iyiydi. Ejder Akışık vardı. Ondan sonra çok iyi. Erhan Gökgücü vardı. Çok iyi. Onları hatırlıyorum. Peki, o sırada öğrenciyken... ilk dizide oynadın değil mi? Öğrencilik yıllarında mı? Evet, son yılımda... Deniz Yıldızı mıydı? Deniz Yıldızı'nda oynadım. Günlük bir diziydi, Ankara'da çekilen. Aslında bizim okulda yasaktı... herhangi bir yerde oynamak. Fakat bizim son yılımıza denk gel geldi bir şekilde ve biraz yumuşattılar prosedür. Yani isteyen başka yerlerde de bir şeyler yapabilir dediler ve bana tamamiyle şans eseri Deniz Yıldızından bir teklif geldi. E ee, 3 bölümlüktü. Üç bölümlük bir iş. Dedim ki kamera oyunculuğu deneyimim olur diye düşünüp gideyim dedim. Sonra gittim. O oldu size 8 ay. 8 ay boyunca orada kalıcı bir karakter haline geldim. Bize... Karakter sevildi. Hani sette de iyi bir uyum yakaladık herkesle. E, fakat e, tam mezun olurken Deniz Yıldızına da ben gidiyorum İstanbul'a dedim. Artık mezun oldum. Neden İstanbul'a gidiyorsun? Ne oldu da İstanbul bir çıktı hayatında? O güne kadar İstanbul hiç yok değil mi? O güne kadar İstanbul yani vardı. E, gezip görülen yerlerin dışında ha, yaşamak ha. olarak yok. Yok. Yok hayır. Şimdi bu önemli bir karar bence. Yok, yani yok, evet. Ankara'da okulu evet. bitiriyorsun. Tabii tabii ki bu sahne sanatları, tiyatro, sinema Elbette ki İstanbul çok çok önemli ama... seni İstanbul'a çeken ne oldu peki? Bir teklif olarak mı geldin yoksa kendi kendine mi? Ee, kendi kendi kendime geldim tabii. Yani böyle ne bileyim aklıma Yılmaz Güney geldi pek çok oyuncu. Hani seni yenmeye geldim İstanbul der gibi... geliyorlardı ya <laughs> 60'larda 70'lerde. Ee, ama Sen o, de öyle dediğiniz birden gibi birden o <laughs> enerji, o enerji sanırım... her yeni mezunda oluyor galiba. Ben yapacağım bu işi diye. Ve çok da güzel bir bence şey... E, ya Motivasyon Sen... sağlıyor. Bence iyi bir şey bu. E, ben de şöyleydi ama Sunay Bey. Ben daha Ankara'da yaşardım. Fakat bana öyle bir geçer zamanki dizisinden... Hmm. E, ...teklif geldi. Hmm. E, bir teklif geldi. E, tabii teklif geldi. Daha mezun olmadan. Onun üzerine daha bir gönül rahatlığıyla İstanbul'a geldim. Anladım. Tabii o dizi tutacak mıydı, tutmayacak hiç mıydı, onları değilim. da hiç bilmiyordum ama... o zamanki aklımda hiç de umurumda değildi. Yani ben İstanbul'a geldim gibi... dedim ki içimden... bu dizi tabii ki tutacak dedim. Hemen... E, eve de... yani bir ev şey kira vereceğim bir eve çıktım. Ya şimdi diyorum ki bunları nasıl yapmışım? Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun değil mi artık? Yani evet. Nasıl yani? neye <laughs> güvenmişim? O dizi ya tutmasaydı ya ben o evi kapamak zorunda kalsaydım. Hiç ama yani yüzde yüz kendime güvenip e, o motivasyonla İstanbul'a geldim. Ama sevgili Nilperi, kanatların çok güçlü. Yani şu yaptığımız sohbette bakıyorum da öyle güzel bir donanımın var ki o kadar Ay güzel e, bir eğitim aldın. Hani çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir? Sen hem ee, sanatın dünyasında yaşadın. Hem de gezerek çok şey öğrendin. Hı -hı. Yani kanatların çok güçlüymüş. Çok <laughs> Zaten tutacağım belliydi. Ama şunu merak ettim. Şimdi Deniz Yıldızı 3 bölümlük bir diziken bir 8 ay uzadı. Evet. Şimdi öyle bir geçer zaman ki de öyle. Evet. Yani öyle bir beğenildi. Birdenbire önüne bir dizi çıktı. Peki şunu merak ediyorum. Senin gibi böyle entelektüel, donanımlı bir genç oyuncu. Sağ ol hele ki o dönemde düşünüyorum... bir dizi furyasının içinde kendini buldu. Ama oysa ki... tiyatro, sahne... Hı. Ya bu bir ukde olmadı mı içinde? Yani... Tabii. ne sanki... tamam çok önemli diziler de önemli fakat... asla küçümsenemez. Oradaki sanatçıların da büyük emeği var. Lakin... senin hayata bakışın, aldığın eğitim... daha çok sahneyi... Sahne. içinde böyle bir şey olmadı mı bir ukde? Yani bir... Ee, yarım kalmıştık. Şu o dönem birazcık oldu şimdi tiyatro aynı zamanda tiyatroda da devam ediyorum şu anda oyunlarda. O yıllarda. O yıllarda diyorsunuz değil mi? O, o yıllarda bir eksikliğini hissediyormuşum şimdi fark ediyorum. Yani bir şey eksikti içimde, bir boşluk vardı ama o zamanlar şöyle oldu. Ee, bir işte ayaklarının üzerinde duracağım... E, korkusu ve hırsı ve onun koşturması içerisindeyken... neyin eksik olduğunu çok anlayamamıştım Doğru. ilk yıllarda. Yani... Doğru. dizi dünyasına girdim. Orada tutunmaya çalışıyorum bir şekilde. E, bu son dizim mi olacak? Sonrasında devam edebilecek miyim? E, ortada Maddeli mı kalacağım? Maddede kendi ayaklarının üstünde durma kaygın evet. ve o başarıyı devam ettirme... Tabii. E, o, ilgisi... O, evet. Dediğiniz gibi yani o kaygıların... İçinde, içindeyken ne eksik benim hayatımda? Yani o tiyatro tiyatro mu diye düşünecek vaktim olmadı. Çok da yoğun çalışıyordunuz değil mi? Çok yoğun çalışıyorduk, evet. Ama o kadar zor geldi ki Sunay Bey, yani çok anlatamam. Yani hala da çok zorlanıyorum. Ama o zamanlar bir şoktu, travmatik bir, bir bir şey yaşadım ben sette. Yani ben başka hayal ediyordum setleri. Ama hepimiz orada ağır işçiyiz yani, gerçekten. Çok. çok. Gerçekten çok zor. Çok çok zor gerçekten. Ve neyse sonra hemen ayak uydurdum ama... ben tabii bir başka hayal ediyordum. Neyse ki hemen sonrasında... Closer diye yaklaştıkça... Evet. diye bir tiyatro oyunu vardı. Evet. 2011... 2011 mi? Ay, 2011 ya da 2012 yılında... oraya... o oyunla başladık. Orası birazcık bana... Biraz destekledi yani bir iyi geldi. Sahneye kendini attın yani, evet. bir yerde. Sahne bir evet. Kendini iyileştirdin değil mi? Evet, aynen öyle. Çünkü tiyatro eğitimi alan bir insan, sahne eğitimi alan bir insan kendini orada bulmalı. Oradan. Kendini ben buraya aitim diyor. Kesinlikle öyle. Ben o, o dizilerdeki arkadaşların ki çok zor, çok yoğun bir emek. Çalışmasını hani bir ip cambazı başlar, bitirir ya. Hayır. Kesik kesik böyle yürümesine benzetiyorum. Yani cambazı durduruyorsun. Evet. aşağı indiriyorsun Hadi çık bir de orada tekrar yürü. Hadi evet. şimdi in tekrar. Başka bir sahneye, başka bir sahneye. O devamlı o tam ısınıyorsunuz, o şevk geliyor tık. Konsantrasyon sahnede çok duruyor. zor oluyor değil mi? Konsantrasyon evet. O, o açıdan da çok zor. Ee, i̇nsanın aklı karışıyor. Bir saniyede kaka kaka gülüyorsunuz, bir sonraki saniyede diye şey, yani insanın Farklı psikolojisi bozuluyor gerçekten. Evet ki o da çok şey bir şeyler katıyordur yani sanatçının tiyatrocunun gelişimine katıyordur ama. Tabi tabi tabii ki. Ee, Peki o... bu Aha, e, oyun. E, oyun atölyesi. Hı -hı. Oradaki oyun. Hı -hı. Kim korkar hain kurttan? Evet. Çok evet. Ünlü bir oyundur. Evet. Kim korkar hain kurttan? E, Zerin Tekin Doğur, Tarduf Flordun, Şükrü Yıldız ve çok ben iyi bir oynuyorduk. Evet. Zerin, e, Zerin Tekin çok şey öğrendim. Yani aynı Hı -hı. makyaj odasında hep yan yana oturuyorduk. E, i̇ki yıl boyunca da oynadık. Biz bu oyunu neredeyse haftada beş, e, haftada beş, haftada dört yani öyle söyleyeyim çok yoğun bir şekilde oynadık. E, Zerina'dan çok çok şey öğrendim gerçekten. Yani hem oyunculuk olarak hem hayattaki duruş anlamında e, benim idollerimden biridir. Peki sahnedesin, e, dizilerdesin. E tabii üçüncü ayak sinema. Sinema evet. O nasıl gelişti? Sinema. Yani sinemada... Deli Aşk mıydı ilk filmin? Deli Aşk'tı evet, evet, evet. Hatta yine Ali Ozan aradı beni. Nilperi <laughs> sana bir teklifimiz <laughs> var diye. E, çok heyecanlandım hatırlıyorum yani gittim oraya masada hala biraz öyle öyleyimdir görüşmelerde ama o gün ellerim böyle titriyordu yani böyle böyle kafam titriyordu hepimiz fikir sanatta oturuyorduk İşte bana rolden bahsediyorlar falan işte orada Cem Yılmaz var fikir sanat ekibi var o var bu var çok şey olmuştum gerçekten çok heyecanlanmıştım bir çay vermişlerdi hala da bizim Halil onu anlatır Çayı böyle karıştır karıştırıyorum şekeri koyup karıştırmaya hep böyle devam etmişim. Ben farkında değilim. Cem Bey anlatıyor bir şeyler. Ben böyle bütün şey boyunca yani toplantı boyunca böyle karıştırmış. Çay kaşığını tutan parmaklarında kafanın içi gibi. Ben neredeyim? <laughs> bir, Aynen Bir girdap, bir, girdan, gibi. bir anafor. <laughs> bir içine Aynen doğru öyle. çekiyor. <laughs> tabii tabii. Çok acayipti. Sonra oldu o iş. Ee, Güzel. Deli Aşk'ta oynadım. Fikir Sanat ekibiyle iyice kaynaştık, tanışmış olduk. Ve ondan sonra iki proje daha yaptık birlikte. Evet, çok önemli projeler bunlar. Evet. Ama çok güzel, bak ne kadar güzel. Yani hem dizilerde çok başarılısın, tiyatroda keza öyle. Ama sinemada çok farklı bir... E, üslup, farklı bir dil, sinema dili. Orada da kendini kabul ettirdin. Çok erken ve genç yaşta... Çok yeteneğinden sen. ve birikiminden dolayı... ve devam ediyorsunuz. E, kara komik filmler, değil mi? Orada... Evet. Çok başarılı buldum ben seni o rolünde. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılı buldum. Sağ Hatta tanıyamadım. Sonra Ozan bana söyledi. Ya, baba işte bu Nilperi. bu o a, a, hakikaten o. Yani çok başarılı buldum. Çok sağ ol. Ee, peki şimdi şu anda bütün çok yoğun bir yaz döneminden geçtin. Hı. Bu 2021'in yazı senin için yoktu değil mi? Yok. Hep setlerdeydin. Yoksa evet. Biz e... Genelde bir de akşamları çalışıyorduk, gündüzleri de uyuyorduk dolayısıyla. Ee, Sıcaklardan yani... dolayı. Evet, aynen öyle. Ve o yaz geldi ve geçti. Ben ne ara yaz oldu bilmiyorum, ne ara geldi, ne ara bitti bilmiyorum. Ee, bütün yaz Erşen Kuner'i evet. bekliyor. Erşen Kuner'i. Herkes onu büyük Sabırsızlıkla bekliyor. Herkes onu. Da beklesinler çünkü ben, ben değer. Ben çok boş. <laughs> ben ben ben, ben e, filmleri çok çok beğendim. <laughs> Müthiş. Ben ben Değil çok beğendim. Evet, Her evet. şeyini. Yani senaryosundan, öykülerinden, oyunculuğundan... Mükemmel. Hı. Gerçekten mükemmel. Çünkü o kara mizah... aslında bizim toplumumuzda çok güçlü bir şeydir. İroniyi, mizahı çok iyi bilen bir toplumuz. Fakat yakın tarihimizde... Türkiye'nin törpülendiği... Türkiye'nin biraz daha böyle... ne bileyim... E, algılarının, sanatsal estetik algılarının... E, ezildiği... dönemlerde yetişen kuşaklar için... Kara mizah biraz zor algılanan olabilir. Bilemiyorum, hmm. bilemiyorum. Hmm. Ee, evet. Ama ben çok beğendim. Çok başarılı buldum. Çok ee, şimdi Erşan Küneli'yi de sabırsızlıkla bekliyorum. Çok başarılı olduğuna eminim. Evet, yani Benim bir, beklentilerimin karşılığınıza oldu. eminim. Çünkü ben de bir kere geldim sette bulundum. Ozan'dan dolayı yine takip ediyorum <laughs> bütün o şeyleri ki sen içindesin. Evet. E peki, e, yani insan sorarken de asit kaçmış gazoz içilmez. Ç çekiniyor ama neler bekliyor bizi bu Erşan Kuner'de, yeni filmde? Erşan değil mi? Şimdi e, bol bol kahkaha bekliyor diyebilirim. Çok güzel. Çok şey yapamıyorum maalesef. E, değil mi? <laughs> açıklama yapamıyorum. Yapılmaz Şimdi, ki. Bir de o var yani. Cem'den önce evet. e, ama ya çok çok acayip bir iş. Yani Bakalım. Daha bir şey söyleyemiyorum Sunay Bey. Çok acayip. Farklı bir yapısı var diyebilirim. Bir bölüm 40 dakikaysa... çok değişik... işlenmiş bir bölüm olacak. Cem Şu çünkü kadar. kendinden... Bakıyorum şimdi Cem Yılmaz'ın yaptığı işlere. O kadar güzel, o kadar farklı farklı... E, diller, üsluplar, arayış işinde şey ki. <laughs> yani bu tuttu kardeşim, böyle devam. Hayır. Devamlı Kesinlikle. kendiyle, gerçek bir sanatçı olarak, kendiyle yarış evet. içinde, kendini geliştirmek... Evet. farklı farklı duyarlılıklar arama peşinde. Evet. Ee, e, ben çok başarılı buluyorum. Kesinlikle. Ve Erşen Künder'in de çok çok güzel olduğunu... E, ben inanıyorum. Öyle öyle, çok güzel oldu. <laughs> Tabii ki çok güzel oldu. Peki, sevgili Nilperi... Annen Meltem Bural'ın çok sevdiğim kitabı, Şu Dağın Ardı İran. Büyük bir hüzün, trajedi ama o kadar güzel anlatıyor ki. Kitabın arka kapağında... Şöyle söz ediyor. Siyasi özgürlük vaadiyle kandırılmış bir halkın pişmanlığını mutluluk vaadiyle kandırılmış bir kadın olarak kendi pişmanlığımla harmanladım. Müthiş. Müthiş Çok bir kitap efendim. gerçekten. Evet. Evet. E, bu arada eğer okumayan varsa mutlaka okunmalı. Çok sağ Yani harika bir roman. Evet bence bir roman. Her ne kadar böyle bir hatıra anı dili yazılmış olsa da ee, çok iyi bir senaryo da olur bu bence. Ay evet Senin çok öyle istiyorum. Senin bir... Değil mi? Çok <laughs> Ay, istiyorum. Nefis bir. Yani anneni oynamak <laughs> Harika olur çok, değil çok mi? Çok en büyük hayallerimden biri bu bu işin senaryolaştırılması. Çok har harika bir festival filmi olur mesela. Mükemmel bundan. olur. ve ben de annemi tabii oynamak isterim. İş işten geçmeden, yaşım geçmeden annemin o oyaşları oynamak Mükemmel isterim. Mükemmel olur. Siyasi özgürlük vaadiyle kandırılmış bir halkın pişmanlığını Mutluluk vaadiyle kandırılmış bir kadın olarak kendi pişmanlığımla harmanladım. Evet. Burası beni çok etkiledi biliyor musunuz? Evet. Gerçekten harika bir dili var, bir anlatımı var. Sevgili Meltem Vural'ın ama bu kitapta kaldı. Başka bir kitap henüz bir çalışma ortaya koyabilir evet. bence ama Yani kesinlikle bence de öyle yapmalı ve bence de yapacaktır. Şimdilik öyle bir isteğim yok diyor. O her şeyden önce o yıllarını şöyle bir anlatmak, bir içini dökmek istedi. Evet. o kadar zor bir 900 gün geçirmiş ki İran'da. Evet. Evet, yani üç yıla yakın. Tabii mi? orada hapse olmuş resmen. Dönememiş oradan. O yüzden o kadar süre orada kalmış. sonra aslında bir nevi kaçıyor İran'dan. Kaçarak geliyor. Her şeyini bütün eşyalarını orada bırakıp hiçbir valiz, hiçbir şey olmadan geliyor buraya. Ve sanırım onun şeydi katarsis yani orada bir katarsis yaşamak için yazdı 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 rahatladı. Fakat gördük ki çok da güzel yazıyor. Hani bana ben kalırsa. çok başarılı bu. Çok çok güzel. Yani bu bir volkanizma gibi, bir patlama gibi bir kitap evet ama e, o e, yazarlık yeteneği, o kıvılcımı da aslında çok belli ediyor. Sevgili Meltem Murat. Çok, çok çok sağ ol. Evet. E, annenle konuştunuz mu o dönemi onun o hayatının en zor dönemlerinde? Hiç anlatır mıydı sana genç kızken? E, pek anlatmazdı. Değil mi? Biraz pek, insan korumak de. istiyor kızında, değil mi? Gizlemek istiyor. Evet, korumak istiyor çünkü anlattığında kötü şeyler anlatacaktı. E, Tabii oradan alt. bu arada hala görüştüğü arkadaşları var. var. Yani harika insanlar da, insanlarla da tanışmış. Şüphesiz. E, Kendisine yardımcı olan. E, evet, Üstelik. aynen öyle. E, bu arada diyor ki yani o şah döneminden kalan bazı yapıları. E, işte bazı evleri görmüş, oraları gezmiş diyor ki İran'da, muhteşem evet. bir yer orası tabii. diyor yani İran çok güzel tabii, bir yer. Pers diyor. medeniyeti büyük medeniyet. Tabi tabii, yani Dünyanın bir... en eski kültür kalkanlarından biridir gerçekten büyük bir medeniyet, edebiyatıyla, müziğiyle, her şeyiyle. Ve çok enteresan değil mi? Bu kadar böyle öne çıkan yer toprakları birdenbire birileri bir şekilde. E... İşte o yakın tarihimizde hani dünya haritasını... Cemal Süren Afrika şiiriyle söz ettim ya... ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in, hala eskisi gibi çizilir haritalarda. Hani dünya geçtiğimiz yüzyılda cetvellerle ülkelere bölündü ya... sömürgeciler tarafından, evet. işte o senaryoların ne yazık Aynen. ki en... karanlık günlerinin yaşandığı yerler oldu... Orta Doğu. Bugün hala da öyle ne yazık ki. Peki, e, elektromonolog... Yani ben bunu, şimdi bu seninle sohbete hazırlanırken birkaç dakika gördüm ve çok sevdim. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir çok şey çok bu. Mutlu Nereden oluyorum. aklınıza geldi kardeşim? Yani <laughs> Ama o kadar başarılı ki. Çok ee, sevgili Emre, Emre Yusufi, o da çok değerli bir sanatçı. Ee, onunla birlikte... E, harika bir şey yapıyorsunuz. Biraz ondan söz eder misin? Nasıl evet. doğdu bu? Şöyle oldu, biz e, pandemi dönemindeyken Emre bendeydi. O sırada böyle kulaklığını takmış, bir şeyler besteliyordu e, klavyesinde. Ben de Eugène Ionesco'nun oyunlarına bayılırım. Bir daha bir oturayım, bir okuyayım şunları diye. Oturmuşum. Eugène Ionesco okuyorum. Tam o anda Emre kulaklığını indirdi. Dedi ki aklıma bir şey geldi. Seninle beraber bir şey üretmemiz lazım. Böyle bir ortak bir şey. Böyle sanatlarımızı, disiplinleri böyle buluşturup böyle bambaşka bir şey yapalım istiyorum dedi. Ben de baktım. Eugène Ionesco okuyorum. Baktım o da müzik. Metin Akpınar ustamızın başına derde sokan İyanoscu değil mi? Hani ondan bir bölüm yapmıştı. Ama bilmiyorum. <laughs> tabii tabii. O o o hani ünlü Metin Akpınar'ın davalarındaki az mesele onun Gergedan e, oyununa bir gönderme yapar. Ve ondan sonra malum işte o korkunç görüntüler çıkar. O büyük sanatçı Müjdat Gezenle birlikte hapishane koridorlu şeylerde işte ifade verirken. Neyse. O, oydu, ee, değil mi? Hayat. Evet. Deyince ben de bunu söylemeden <laughs> geçemedim. Ya, yani çünkü bak, Ama ne acı. Iyanoskuyu çok nasıl acı. hatırlıyoruz ha? Çok ya acı. bize bunu yaşattılar ya. Çok Ya, ya Iyanoskuyu'dan evet. söz edince şimdi evet. benim aklımda hep o Metin Akpınar Usta'nın bir başka büyük usta Müjdat Gezer'le birlikte ifade vermek için böyle ellerinde tostlarla bir fotoğraf geliyor. Ya bunu yapamazsınız. Büyük ya, ayıp. Ya, 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 geliyor. Yani evet. kirlettiler her şeyi farkında mısın? Evet, evet. Peki. Maalesef. Peki. Maalesef. Ee, İvnesko'dan ee, bir tirat. O tirat. Dedim ki, ben de dedim ki Emre bak... sen o zaman bir şey bestele. Yani... ya klavyeyle ya elektronik. Çünkü o sıralar elektronik müziğe de başlamıştı ders almaya. Ee, sen orada bir şeyler bestele. Ben de onun üzerine dedim. Baktım kitabımı bir tirat okuyayım. Hatta bir İvnesko ile başlayalım dedim. Ondan sonra Yılanlı Tilki diye bir tane... E, bir şey çektik. Benim hmm. evin bahçesinde. <laughs> e, oturduk yan yana pandemi döneminde. E, o o klavyede, Emre klavyede bir parça besteledi. Böyle ama nasıl desem aksak böyle ritmi yok. Böyle abuk subuk diyebileceğimiz bir parça besteledi. Hani en kaba tabiriyle abuk subuk denirdi. Evet. denir de. Evet. Ben de e, Ionesco'nun o yılanla tilki tiradını okudum. Ve çok beğenildi. Instagram'a koyduk. Instagram'a koyduk çünkü merak ettik ne diyecekler diye. Çok beğenildi. Herkes dedi ki siz bunun devamını getirmelisiniz. Harika oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Sonra baktık birbirimize dedik ki biz bunun devamını getirelim. Devamını tamam. da getirdik. Sonra bir noktadan sonra gain bize ulaştı. Ee, onlar da gelin bizim bizim bünyemizde devam edin dediler. Tamam dedik. Çok iyi. Ve bu bir iş haline geldi. Yani çok, çok o yüzden haline çok de mutlu sıkılırken diyoruz. evde. Ne güzel. Değil evet. Be? Arka bahçede birden bire. Evet. Yani orada hissediyor insan. Bir şey yarattım, bir şey ürettim. Güzel. O onun tatmini onun onun yerini hiçbir şey tutmuyor yani o onun tatmini bir başka gerçekten çok farklı bir devir değil, değil mi? mi evet tam böyle çok, çok başarılısınız ben seni çok başarılı buldum orada çok Emre de çok başarılı gerçekten yani o arkadaş da <laughs> tamam belki oyuncu değil ama sanatın birçok alanında hep araç içinde güzel şeyler yapıyor. Evet. Fakat orada da yani çok güzel bir karakter olarak duruyor biliyor musun? Yani Değil mi? tabii senin o harika tiratlarını ben seyrederken insan gözü yok onda bir yerde yani. Değil mi? Aynen. Bana da diyorlar. Ne oluyor, da. oluyor dedirtiyor böyle absürt bir şey var orada, bir algı var orada. Evet. Ve o o hoşuma gidiyor zaten. Evet. O hoşuma gitti. Çok sağ olun. Bana da arkadaşlarım hep Emre'ye bakmaktan seni izleyemiyorum. Bir buluş bu işte yani. Güzel bir şey buldun. <laughs> çok sağ ol Ya e, Nil Peri e, adının konma öyküsü de çok hoşuma gitti benim. Evet onu da anlatayım. Ee, Nil an anlatayım Nir Peri. Anlatayım lütfen. İşte e, dedem rüyasında bir e, aksakallı bir dede görmüş. Evet. <laughs> bu arada dedem yani şunu da söyleyeyim. Hiç böyle şeylere inanmayan evet. hatta böyle şeylerle dalga geçen bir beyefendiydi. Ruhu şad olsun. Fakat tabii inanmayan biri olarak bunu görünce çok etkilenmiş. Ondan sonra bu dede de kucağında kundakta bir bebek tutuyormuş. Tam da ben doğmadan önce görmüş bu rüyayı. Kundaktaki bebeğe bakıp dede, yani aksakallı dede dedeme şey demiş. Bu bebeğin adını peri koyacaksın demiş. Unutma demiş. Peri, peri, peri. Demiş. Üç kere söylemiş. Üç kere azı. söylemiş. Düğümlemiş. Ee? <laughs> Düğümlemiş. Sonra dedem kanter içinde uyanmış. Sonra çok etkilenmiş gitmiş anneme. Ya demiş ki Meltem ben bir şey, şey diyeceğim rüyamda ben aksakallı dede gördüm bu çocuğun adını beni koymalıyız demiş. Annem de ay çok demiş iyi. baba saçmalama ne alakası var yani şimdi rüyanda şey gördün diye. Olmaz öyle şey ben Nil düşünüyorum, Alize düşünüyorum, başka bir isim düşünüyorum demiş annem. <laughs> Sonra da babam ortayı bulmuş demiş ki gelin bu iki ismi birleştirelim. Hatta bir gazete kağıt gazetenin kenarına yazmış şöyle. Nil Peri olsa nasıl olur diye şöyle bir bakmış. Ay dansöz gibi dansöz ismi gibi olmadıysa ne diyorsunuz Çok demiş. De. Dansöz ismi gibi Çok. <laughs> oldu mu olmadı mı diye onu düşünmüşler bir süre. Ondan sonra o Nilperiye karar vermiş. Çok güzel. Ama yani, yani Levent Bey tam bir diplomat. Nasıl buluşturmuş değil mi? Yani gerçekten orada orada diplomatik. da diplomatiz <laughs> göstermiş yani bütün ustalığını hariciyeci. Hemen bakın efendim. Baba da kızın arasına girdi. Ya yani bu Nilperi ne güzel. Birleştirdi evet, işte evet. böyle hariciyeciler istiyoruz değil mi? Tabii tabii mi? aynen öyle. İnsanları ayrıştırmak yerine ülkeleri, toplumları buluşturan, birleştiren, değerleri bir arada tutan insandır diplomatlar. Ee, peki şiir yazıyorsun. Şiir yazarım. Evet. Çok Bu sanat. şiir sevgisi nerede ortaya çıktı? Kendini nasıl birdenbire şiirin karşısında buldun? Ne oldu? Örneğin benim hayatımda saatli mali takvimleri vardı. Evde duvar asılı. Aa, evet. Her günü yaprağın arkasında şiirler olurdu. Evet. Ben şiiri öyle gördüm. Hı -hı. Anladım o tadı. Sende nasıl oldu? Şiir nasıl girdi hayatına? Şöyle zaten dedem ve annem çok iyi şairlerdi. Yani şair demeyelim ama çok güzel şiir yazıyorlar. Yani annenin Meltem Vural'ın çok iyi bir yazar olduğunu Kendileri... Çok sağ ol. çok mutlu olacak koydu. izlediğinde. Ama yani, ama da söyleyeyim yani hadi nerede devamlı bekliyorum. O birkaç yıl oldu yani, epey oldu. Evet. Yeni kitap bekliyorum. Ay ne evet. duydun? Evet. Ee, zaten ben küçüklüğümde hep o şiirleri duyarak annemin yazdığı, dedemin yazdığı ya da okudukları ha, şiirleri. Ha, şiir okunuyor evde yani. Tabii tabii. Çok evet. Iyi. Evet tabii öyle bir ortamdı. Çok edebi bir ortamdı. Çok güzel, ne güzel. <laughs> şiir yazılan aileler vardı. Yani ailede şiirler yazılıyor, şiirler konuşuluyor. Tabii. Çok evet, önemli bu. Çok çok önemli. Bence yani beni çocuğu da bu kadar yaratıcı kılan şey de o. Bence o çok çünkü şiir duymak küçüklükten itibaren bence e, hayal gücünü genişleten bir şey. Ya metafor, imge tabii, dünyası. Tabii tabii aynen öyle. Onları hayal ede, tasvir ede, ede hayal ede, ede Bence o başka bir bilmiyorum. Doğru başka bir algı yaratıyor çok, çok çocukta. Çok doğru. Ee... Dil çünkü çok önemli. Hayatta dille kendini edeceğini duyuyor. Şiir, şiir. öyle bir dil ki. Değil mi? Bu ne ama? ne kadar güzel, büyülü bir dil. Tabii. tabii. Demek ki bu renkli dünyanın içinde yer almalıyım. Evet. Yani tamam, oynuyorsun, kıyafetleri giyiyorsun. Hı hı. Ama dilin kendisi de bir oyun alanı çocuklarla oynamak. Tabii ki, Onu keşfediyorsun. Tabii ki çok önemli. Sonra ben tabii onları muhtemelen e, kopyalamak adına daha küçüğüm 3 yaşında mıyım neyim. Çok güzel bir yazlığımız vardı Fethiye'nin orada. E, do, böyle doğa içinde bir gece böyle hep böyle onlar gibi böyle bağıra, bağıra bir şeyler söylenmiş. Bir de i̇şte çimenler yemyeşil, çiçekler rengarenk. Dı 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 bir onlar gibi <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyormuşum. Ondan sonra sonra bir akşam Gerçekten e, kafiyeli hani güzel bir şiir birdenbire at at atıp tutmaya başlamışım. Anneannem de duymuş. Aa bu çocuk şu anda şiir okuyor. Bir şey e, üretti diye onu hemen kağıda yazmış. O şiirim de hala durur. duruyor. O, i̇lk evet duruyor. Aklında mı? Aklımda mı? <laughs> Çok küçüğüm ama yani 3 yaş. Hiç savunma yapma oku. <laughs> tamam. E, hava rengarenk çoğalmış yıldızlar. Sarhoş oldum sarhoş, bu güzellik nerede var? Çimenler yemyeşil, fışkırıyor sular. Gökyüzü masmavi, Allah'ım bu güzellik nerede var? Bu 3 yaşında müthiş. <laughs> Tabii 3 mü 5 mi? Ama harika 3, 4, 5 o yaşlarda O yaşlar 3, 4, 5. Ama müthiş bir yaşama sevinci. Evet. Değil Çocukta zaten olur. Çocuk olur. Fışkırıyor sular söylenen... demişim. Yani fışkırıyor. Ne fışkırıyorsa artık içimdeki coşku Selim'i o. Çok güzel, harika. Ozan orada gülüyor. Gülüyor harika. Ozan senin olarak. senin yazdığın şiirleri okursam şimdi görürsün. Sen bir de Ozan'ın yazdıklarına gör. Bu yetenekli. Çok <laughs> güzel. Ee, Çok Senin e, çocukluğunda... Bir de pencere önü var. Pencere önü gerçekten çok önemlidir. Bir çocuk için pencere önü. Hani evin dört duvarı pencere, pencere. Zaten Farsçadan geliyor değil mi? pencere sanki böyle dört duvar ve pencere Beşinci yol. Pencere. Penc, pencere. Çünkü pencere olması için dört duvar gerekiyor, değil mi? Ki evet. pencerenin bir yapısı, bir diğer kazansın. Peki o pencere önüne dizdiğin oyuncaklar. Onlardan söz ediyorsun. Pencere sokağa bakmak. Ee, pencere önüne yani pencereden sokağa bakardım. İsviçre'deyken bunu çok yapardım. Evet. Sıkıldığın evet. dönemlerde. Evet. <laughs> çok güzel. Sokan hayal mı yani yine hayal kurmak için çok iyi bir köşe, o pencere. Evet. Pencere evet. Ee... Yine yine hayalle ilgili. Arap kızından da girdik ya yağmur yağıyor, tabii, seller tabii. akıyor, Aa, Arap kızı pencereden bakıyor. Ben de çok camdan baktım İsviçre'de Orada oranın Arap kızı olarak herhalde. <laughs> çok Hep böyle bir haps Tabii ya hep bu... böyle bir hayal kurmak. Hay Allah ya şu Berni ne yapsak şimdi? Ben Berni çok severim. Sevgili Nihat Sırdal'a gitmiştim radyo programımızda arkadaşım. Hı. Hiç sevmedi. Ha sevmedi Berni. Ben de dedim ki ya nasıl sevmezsin? Benim de çok sevdiğim bir kent. Ben de severim. Yani, çok bileyim, güzel. E, Einstein'ın bir dönemi bayağı bir orada geçmiş yani. Hı. Onun sanki gölgesini takip ediyor gibi hissediyorum. Hı. Bir de ben tabii ne aradığınla ilgili, ben böyle antika'yı çok seviyorum ya... Evet. Sevgili Nilperi, sahaflar, eski kitaplar, antika oyuncaklar... Evet. Oradan çok antika kitap ve oyuncak buldum. Belki de ondan seviyorum. Tabii, tabii. tabii bir çocuk da... olarak senin bunu beklemen, anlaman orada çok anlamsız olurdu. Orada evet. Ben... Şimdi onlar yoktu bende. Ama aklıma siz konuşurken şeye geldi. Mesela oranın çok düzenli bir şehir olması. Mesela tramvay, tramvayı hatırlıyorum. 16.32'de gelecek diyor ve 16.32'de tramvay orada tamam, geliyor. Yani ben mesela orada yetiştiğim için o, o kadar dakik ve o kadar şeyimdir. Nasıl desem? Bir mükemmellik, var orada, devamlı. çok düzenliler, evet. Ki yani bu senin hayatın aslında bu setlerde çekim, film setlerinde, dizi setlerinde hayatında bunu gerektiriyor. Gerektiriyor. Benim çok... dışındaki herkes <laughs> çok daha rahat benden ama e, ben hala şeyimdir, çok düzenliyimdir, planlı, programlıyımdır. Planımı, programımı da hep uyarım saatine kadar. Yani o aslında o bir artı bence. E, ve o da bende var. O bugüne kadar en çok sevdiğim rol. Yani şu rolde kendimi çok iyi buldum. Dizi olabilir, tiyatro olabilir. Yani şu ee... ya da roller bir iki tanesi. Şu, 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 şu an aklıma tabii hemen şey geliyor. Ee, Erşen Kuneri'deki rolüm geliyor. Şimdi o çok bambaşka bir komedi karakteri o kadın ama çok böyle frapan, işte istediği gibi davranan, istediği gibi hareket eden bir kadın. Ee, hoşuma gitti bayağı hoşuma gitti. Kostümleri olsun, saçı olsun, makyajı olsun, tavırları olsun, duruşu olsun. Çok e, o, ya oynarken bile içten içe bazen güldüm kadın hani ne, ne komik ne enteresan bir kadın diye. Ee, onun dışında şu anda bir yeni bir tiyatro oyununa başladık. Aa, çok iyi. Bu Nerede? yeni tiyatro oyunundaki karakterim benim bugüne kadar en saniye, e, İbrahim Çiçek yönetiyor. Güzel. İbrahim Selim'le birlikte Çok oynayacağız. Güzel. Bir kadın bir erkek. İsmi de ''Işığımı Nasıl Kaybettim?'' Kimler e, Alan Harris yazmış. 2015 yılında yazmış. Bilmiyorum. Tam bu İngiltere'de... işsizlik oranı artarken insanların girdiği depresyonla beraber... hayatının içinde kaybolduğunu, artık... ışığını kaybettiğini hisseden... insanları düşünerek yazmış ve bu karakterler de ışıklarını kaybediyorlar. Hatta erkek karakter bir noktadan sonra yok olmaya başlıyor. Önce eli yok oluyor, kolu yok oluyor. Aslında hayatın içinde yok oluyorlar. Yani artık hep bir hep bir varoluş mücadelesi içindeyiz ya. Yani özellikle Türkiye'de, İstanbul'da bunu yaşayanlar bilir. Hep bir, bir bir çaba içindeyiz. İşte bu iki insanın da o çabasını izleyeceğiz. Yani oyunun bir noktasından itibaren ışıklarını yeniden kazanmaya çalışacaklar. Ee, tek perdelik bir oyun mu? Tek perdelik bir tek perdelik oyun olması gerekiyor. Çünkü anlattığın duyguyu evet. tek perdeli vüfe edebilir. Evet. Ve çok hızlı akıyor. Tak 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 tak. Ritmi çok, çok yüksek. Iyi. Çok merak ettim. Ne zaman peki seyredeceğiz bu oyunu? Ee, i̇nşallah Ocak sonunda çıkacak. Çok iyi. Evet, çok güzel bir rol. E, tabii ki davet edeceğim sizi. Gelirseniz çok mutlu mutlaka, olurum. Mutlaka, mutlaka, mutlaka görmek isterim. E, mutlaka. ondan sonra işte sanırım o rol yani sorduğunuzda aklıma geldi. Yani bazı repliklerini okuduğum anda gözlerim doluyor. Bazı repliklerini okuduğum anda e, şey oluyorum. Çok mutlu, iyi hissediyorum. E, bir bağ, ciddi bir bağ kurdum o karakterle. Harika. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Hani çocukluğunda hep böyle kendini Edebiyatın içinde, şiirin içinde bulan bu başarılı genç oyuncu Nilperi bir oyun yazmayı hiç eli gitti mi var mı öyle bir şey? Ee, i̇stiyorum çok gerçekten istiyorum ee, daha belki daha şu an vakti değil son zamanlarda bir şey yazdım birdenbire o gün çıktı içimden psikolojik gerilim bir kısa film. Kısa film yazdım, kısa Yazıyorsun film senaryosu yani. yazdım. Evet, tabi yavaş yavaş başladı. Yani o anda geldi. Dedim ben bunu yazmalıyım. Yazdım, yazdım, yazdım. Rahatladım. Şöyle bir okudum, Emre'yi okuttum, İşte birkaç kişi okuttum. Aa dediler bu, bu güzel güzel bir senaryo bu dediler. <laughs> Hoşlarına gitti. Ee, ve o yüzden de nasıl diyeyim bir noktada oyun yazacağım inşallah. Ama şu anda bence daha o kadar pişmedim yani. Peki sevgili Nilperi Şahinkaya... Bak, işte o çocuğa böyle konuklara bazı oyuncak öyküler anlatıyorum. Senin için de bunu çıkardım, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sergilendiği vitrininden. Hani hep böyle tekelekli at vardır ya... Bizim kültürümüzde vardır, Avrupa'da vardır. Hep böyle atla oynar. At çekersin, tekelekli. Bu Afrika'da yapılanı, 100 yıllık. Çok Tabii ki orada güzel. at yok, zürafa. Çok Bakar güzel. mısın? <laughs> çok güzel. Evet, çok çok teşekkür ederim sevgili Dilperi Şahinkaya. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Yani Şu gencecik ömrüne çok güzel şeyler sığdırmışsın. Çok sağ ol. Ee, çok başarılısın. Ee, çok daha güzel şeyler yapacağını ben biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sana e, sağlık diliyorum. Çünkü başka bir şeye ihtiyacın yok. Ay çok sağ olma, teşekkür et. ederim. Çok, çok sağ olun. Çok yani güzel İyi ki varsın <laughs> hayatımızı bu güzel yeteneğinle daha çok aydınlatacaksın. Ay çok teşekkürler. Çok, çok duygulandım. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. E, Cemal Süreyya ile başladık onun dizeleriyle ve e, İstanbul'da söylenen bir çocuk tekerlemesi. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Afrika'dan söz ettim çünkü Afrika'da doğdu ama bu sohbette öğrendik ki Berne geçen çocukluk günlerinde bizim tekerlemedeki o Arap kızı gibi hep pencereden sokağa sıkılarak bakmış. <laughs> i̇şte o, o çocuk Nilperi Şahinkaya.